Efkiyan kayalıkları sağ tarafımızda, böyle denize bakarken sağ tarafımızda kalıyor. Burası da Sarı Su Kayalıkları olarak biliniyor. Manzara muhteşem, ihtişamlı, çok güzel. Kayaların yapısını göstereyim size yaklaştırıp. Bakın böyle kayalar. Suyun berraklığına bakın. Allahu Ekber dedirtiyor. Güzellikler. Güzel ülkemiz. Güzel Türkiye'miz. Güzel memleketimiz. Rabbim korusun ülkemizi, bizi, tüm Müslümanları, Müslümanların başlarına ferasetli, basiretli Müslümanlar geçirsin ki zaten Müslüman adam herkese karşı merhametli olur. İnsanlara iyilik yap, Allah da sana iyilik yapsın. İslam inancı böyledir. İyilik yap, iyilik bul. İyilik yap, denize at. Mahluk bilmezse Halık bilir. Yani o iyiliğin mükafatını eninde sonunda Yaradan sana verir. Hiçbir iyilik boşa gitmez. Hiçbir kötülük de karşılıksız kalmaz. Dünyada kötülüğün cezasını almadıysanız bile, almadıysak bile, ahirette Allah cezasını verecektir. Yine dünyada bir iyiliğin karşılığını almadıysanız bile, almadıysak bile, ahirette Allah o iyiliğin karşılığını bize verecektir. Elem neşrah leke sadrak ve vevvana anke vizrak ellezi gazı zahrak ve refa'na leke zikrak fe inne me'al usri yusra inne me'al usri yusra feyza ferate fensab ve ila rabbike fergab. Sadakallahu lezim. İnşirah suresi daraldığımızda okuduğumuz surelerdendir. Allah Resulü, Allah Celle Celaluhu bize böyle öğretmiş. Manasını da hepiniz okuyun. Öğrenin ve kalbinize indirin. Kalbimize indirelim. Bilmek çünkü yetmiyor. Bilmek yetseydi şeytan bildiği için asla isyan etmezdi. Şeytan Allah'ı biliyordu. Diğer dünyada, ahirette Allah'ın yanında yaşıyordu. Sağ solu görüyordu. Cenneti, cehennemin olabileceğini akıl ediyordu. Biz sadece anlatılanlara göre inanıyoruz. O idrak edebilecek meziyetteydi. Meleklerin bile üstündeydi. Allah öyle de iyi derecelendirmişti onu. Ama ne oldu? Kibri yüzünden Allah'ın yap dediğini yapmadığı için, bu kadar basit. Yap dediğini yapmadığı için. Neyi yapmadığı önemli değil. Sadece yap denileni yapmamak önemli. O yüzden bir şeyi Allah emrediyorsa üzerinde düşünmemek lazım.
Allah emrediyorsa yapacaksın. Müslümansan böyle. Bu kadar basit yapmıyorsan, farzı yapmıyorsan günaha girdiğini bileceksin. Kendini Allah affeder diye aldatıyorsan şeytanın hilesi olduğunu bileceksin. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Şeytan sizi Allah'ın affıyla aldatır. Yani ey Müslüman, ey iman edenler, akıllı olan, akıllı olun, kafanızı çalıştırın. Allah affeder diye kendinizi kandırmayın. Ya affetmezse diyor. Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Doğru ama aynı zamanda da Kahhar'dır. Tek tarafını, tek yönlü düşünmemek lazım. Her şeyi çok yönlü düşünmek lazım. Müslüman adam ferasetli, basiretli, vakarlı, güçlü olmak zorunda, olmalıdır. Ne kadar güzel yaratmışsın ya Rabbi. Allahu Ekber.